Şimdi bak, istiğfar ederken dedik ki sırayla gidersek, bir, Allah'ın lütfu olan bir kelime, Allah'ın lütfu olan bir zikir olduğunu unutma. İrtibata geçmek istiyorsan. İki, estağfurullah'ın Allah'la arandaki muhabbeti tazelemek olduğunu unutma. İki buydu. Üçüncüsü neydi? Bu istiğfarı çekerken içinde bulunduğumuz hal olarak şu iki şeyi unutma demiştik. Üçüncü maddede ne yapmıştı? İkiye ayrılmıştı, değil mi? Birinci maddeyi izah ettik mi? Yani üçün birincisini izah ettik mi? Birinci şıkkını. Neydi o? O istiğfarı, Allah Teala'nın istiğfarını, ne olursa olsun Allah Teala'nın bizi mağfiret etmesi, Cenab-ı Hakk'a rücu etmek, ona sığınmak olduğunu unutmayacağız. Ve ondan sonra da başkalarıyla alakalı, kendimizle alakalı bu şuurda olacağız. Bunun en yüksek mertebesine kadar anlattık. O zaman ikincisini de anlatalım, sonra şuna gelelim. İkincisi de şu, gerçekten pişman olacağız. İçimizde bir pişmanlık hissedeceğiz. Yani hususi olarak bir yakınlık meselesi vardı. Onda olma gayreti vardı, niyet. İkincisi de gerçekten pişman olacağız. Ya Rabbi, neden pişman olacağız? Günahlarımızda. O an aklıma gelmiyor günahım. En önce günahı aklıma getirip de estağfurullah diyeyim. Hayır. Şöyle yapabilirsin. Şöyle düşündüğün zaman günahını düşünerek, ille de günahlarını hatırına getirerek istiğfar etmene hacet kalmaz. Şununla işi halledebilirsin. Genel bir pişmanlık, genel bir nedamet içinde olabilirsin. Nasıl olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Yani olabilecek şekillerinden birisi bu. Herkes, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Sıkıldınız ama toparlıyorum konuşmayı, bitiriyorum. Fakat böyle iyi değil mi? İçeride yapsaydık oturamazdık. Bu şey iyi oldu. Hatta bunlar daha kalkmıyor değil mi yukarıya? Arkası sıcak mı? Güzel, tamam. Şöyle bir genel nedamet içerisinde olabiliriz. Ya Rabbi, sen beni bu dünyaya sana yakınlık için, sana yakınlığı tahsil etmek için, senin güzelliğini bilmem, sana kulluk etmem için sen bana bu dünya hayatı nasip ettin. Kaç yaşıma geldim? 20 yaşına geldim. 40 yaşıma geldim. 55 yaşıma geldim. Ben bakıyorum ya Rabbi, şöyle evvelki hayatıma bakıyorum. Senin Kur'an'ında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde o bahsedilen yakınlığı henüz yakalayamadım ben. Halbuki ben bunun için gelmiştim buraya. Hala bunu yakalayamadım. Hala buna kavuşamadım. Peki benim durumum ne olacak ya Rabbi? Yani ömür geldi gidiyor. Benim elimde senedim yok ki 80 sene 90 sene yaşayacağım diye. Yarın ölüm olabilir. İşte bizim bir arkadaşın yeğeni. Gitti, gidiverdi. Trafik kazası. Benim mahallemdeki bir çocuk tıbbı bitirdi. Mecburi vazifesini yaptı. Evlenecek, gidiverdi. Gidiyor, bakmıyor ki o. Garantimiz yok. O zaman şöyle diyeceğiz. Estağfurullah. Ya Rabbi, ne yaptığımı bilsem de bilmesem de şu anda senin istediğin gibi bir kul olamadığımı hissediyorum. Ya Rabbi, senin istediğin bir kul olabilmem için şu istiğfarı ne olur bana mağfirete vesile eyle. Benim hayatımın çirkinliklerin gitmesine vesile eyle. Beni güzel insanlarla beraber eyle. Hatta ya Rabbi, bilmeden günah işlemeyi bırak, başkasını günaha sokmuş olabilirim. Adamın sevmediği bir hareket yaparım, adam beni çekiştirirken o da günaha girer. Şu sokaktan giriyoruz, belki adam hoşuna gitmiyor, oradan yukarıdan küfrediyor belki. Olsun, şöyle elini açacaksın mangal gibi yürekle, diyeceksin ki ya Rabbi, günaha sokmam, benim yüzümden günaha giren, soktuğum insanlar varsa onları da affeyle ya Rabbi. Onları da mağfiret eyle ya Rabbi diye dua edeceğiz. Peki bu ne olacak sende? Bu senin kalbini genişletecek. O senin kalp daralmaların bitecek. Anlatabiliyor muyum? Ya istiğfar kolesterolü bile iyi gelir diyeceğim, güleceksiniz şimdi. Ama doğru. Huzurlu insanın kolesterolüye
huzursuz insanın hastalığı arasında fersah fersah fark olduğunu bugün doktorlar da söylüyor. İstiğfar insanın içini açar. İnsanın Allah'a giden yolunu açar. İnsanın bahtını açar. İstiğfarla meşgul olan bir kişi şu üç samimi, üç maddeyi samimi olarak hayatına tatbik ettiğinde başka neler yapar biliyor musun? En başta seni başkalarının günahıyla uğraşmaktan alıkoyar. El alemin günahıyla uğraşmazsın. İstiğfarla meşgul olursun. Kötü bir şey gördüğünde estağfurullah dersin. Ben bunu yapabileceğim ki bana gösterdiler. Demek bende bunu yapabilme kabiliyeti var. Nereden anlıyorsun günah olduğunu? Demek sende yazılım programı var onun. Yoksa anlamazsın. Estağfurullah diyeceksin. Estağfurullah diyen bir insan başkalarını tenkit etmez. Başkalarını hakaret etmez. Etmemeli. Hem estağfurullah diyor da hem de gelinini çekiştiriyorsa, kaynanasına kulp takıyorsa, çocuklarına beddua ediyorsa, hiç kimseyi beğenmiyorsa, o insanın bu anlattığımız manada estağfurullah zikriyle meşgul olduğu asla söylenemez. Bak Efendimiz'e, Ebu Cehil'e bile hakaret etmemiştir Efendimiz'e. Hakaret etmemiştir Ebu Cehil'e. Ahlaksız insan, şerefsiz bir dememiştir. Allah'a istiğfar eden insanın ahlakını ille de örnek almak istiyorsan, sadece Efendimiz'in istiğfarını değil, Efendimiz'in hayatıyla beraber o istiğfarı alman lazım ki o istiğfar senin hayatında da bir Resulullah muhabbeti doğurabilsin. Sallallahu aleyhi ve sellem.